Ben demiştim size bu maça girilmez diye ya. Maçta ne tempo var ve gol. Bu arada müthiş bir ortak kalma ve gol. Abi ben dedim size atacaklar diye. İyi ki canlıdan kuponu bastık. Marco gol yapılıyor. Gol iptal olabilir. Ben demiştim. Verdi golü, verdi. Golü verdi ki. Mistiko. Ferdi. Oğlum sen seviniyor musun? Yok be abi, ne sevinmesi. Golü çok kötü yedik ama ya. Rakibi mi oynadın yoksa? Şefim sen deli ya. Mistiko. Herkese merhaba değerli Misi TV izleyicileri. Tamer Oyguç ve Gökhan German'la birlikteyiz ve tabii ki günün derbisi. Hafta sonunda tabii ki futbol derbisi vardı. Şimdi basketbol derbisi ligde Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi. Açıkçası ben bireysel olarak söyleyeyim, ben basketboldan çok anlamıyorum. Ben sadece burada moderatör olarak bulunuyorum. Tabii ki maçlara gidiyorum vesaire ama işin teknik kısmında tabii ki Tamer Oyguç burada, Tamer abimiz. Yılın efsanevi basketbolcusu. Eyvallah, sağ olun. Ve Gökhan German. Keza aynı spor servisinde yıllarca çalıştık. O da burada. Bir maç yorumlarıyla karşınızdayız. Yıllık mesela. Süper önerilerimiz olacak. Tercihlerimiz olacak diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe 5-2 önde. Galatasaray Doğal Sigorta karşısında. İçeride oynuyor. Fenerbahçe'nin tabii ki bir favori olduğunu söyleyebiliriz. Hem kadro kalitesi olarak hem tabii içeride oynaması nedeniyle. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben bir yandan oranlara bakacağım. Sizin de tahminlerinizi tabii ki merak ediyorum. Ben başlayacağım. Başla. Maçta 7-2 başladı Fenerbahçe. Evet. İyi bir seri yakaladınız. Evet. Maç yönü Mistikom'da Tamer'le beraber Fenerbahçe'nin en az 9.5 fark yapacağını öngörüsü bulmuştuk. Yani bir 10 sayılı biteceğini öngörmüştük. Maçta öyle başladı. Galatasaray'ın yeni Amerikalısı Robertson ilk defa maça çıkıyor. Yeni geldi Türkiye'ye. Öyle bir oyun kurucu eksikliği vardı. Bence iyi bir transfer ama ilk maçında iki top kaybıyla başladı. Ne kadar katkı verir bilinmez. Sinan Erdem'deki ilk maçı Galatasaray 19 farkla kazanmıştı ama burada 10 yıldır galip gelemiyor bu maçlarda. Son 2-3 maçı da çok farklı kaybetti. Yani Fenerbahçe'de Real'e çok farklı yenildiği için bir reaksiyon gösterecek diye düşünüyorum. Yani ben kolay bir galibiyet bekliyorum Fenerbahçe. Öyle mi? Evet. Tamer abi sen ne söyleyeceksin? Yani aşağı yukarı ben de aynı şeyleri söyleyeceğim. Fenerbahçe Euroleague'de çok fazla istediğini bulamadı. Kendi sahasında da çok fazla maç kaybetti. Yani ikinci yarıda biz toparlayacağını her zaman söylüyorduk Fenerbahçe'nin ama yine o şeyi, o atılımı yapamadı. Dolayısıyla Türkiye Kupası'nı aldı ama artık normalde Türkiye Ligi var. İNG. Tabii canım yani İNG Kupası'ndan sonra işte normalde ligi oynayacaklar. Artık orada tek şeylere, amaçları orası kaldı. Dolayısıyla ben bugün hem kendi sahasında oynadığı için hem de derbi olduğu için bir şey tepki vereceğini düşünüyorum. Çünkü futbolda da hafta sonu oynanan maçta yine bir derbi vardı. Gene Fenerbahçe yıllar sonra kendi sahasında ilk defa kaybetti. Onun etkisi olur mu sence abi? Yani çok fazla yok. Orada çok fazla etki etmez ama Fenerbahçe'li basketbolcular biraz daha şey koyacaklardır. Yani bizi karakter koyacaklardır. Evet, yenilmeyelim diye. Çünkü hakikaten çok zor zamanlar yaşadılar şeyde de, Euroleague'de de. Ve uzun süre sonra, hani son birkaç haftadır tam kadroyla oynuyor Fenerbahçe şeyde. Veseli uzun süre sakattı biliyorsunuz. Yani onun toparlamasıyla ben bugün Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyorum. Peki Obradovic'in kariyeri konusunda, yani Fenerbahçe kariyeri konusunda bir fikriniz var mı? Yani devam edebilir mi? Tabii ki yönetimin bakış açısına bağlı. Sizce etmeli mi, ya da onu söyleyeyim. İstediği bütçeyi alabilir mi önümüzdeki yıl?
Yani Obradovic belli ki Final Four biraz zor gibi. Evet, zor. Obradovic yani hiçbir zaman kariyeri tartışılacak bir insan değil. Burada tek önemli şey bana göre büyük bütçelerle oynamaya alışmış bir antrenör. Yani burada tek önemli konu Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene yapacağı yatırımla alakalı. Yani aynı bütçeleri bulursa Obradovic kalabilir. Ama tabii geldiği günden beri çok başarılı bir grafik çizdi. Biraz hani Türkiye'de hani o doygunluğu yaşamış gibi geliyor bana göre. Doygunluğu Final Four'la mı oldu? Yok, üst üste yani 4 defa Final Four oynadılar değil mi? 5 oldu. Evet, geçtiğimiz sene şey olmadı. Bir şampiyonluk var. Bir şampiyonluğu var sadece. 5'te 1 gibi bir durum var. Dolayısıyla yani o biraz büyük başarı yani Fenerbahçe camiası için. Ne olacağını göreceğiz bakalım ama dediğim gibi büyük bütçeler olmazsa orada üçü tutmak zor olur. Yani kendisine verilecek değil, alacağı takımda. Yandan da De Colo bugün baktığın zaman Avrupa'nın en iyi oyuncularından ve en pahalı oyuncularından bir tanesi. Onun gelmesi biraz gerçi çok şeyleri bozdu, dengeleri bozdu Fenerbahçe'de. De Colo'nun aldığı parayla ilgili bir takım içinde bir problem olduğu söylendi, iddia edildi daha doğrusu. Ya bence Veseli daha çok alıyor ondan. Suluk Aslan da çok aldığını düşünmüyorum yani. Ritmi o bozmuş olabilir mi? De Colo'nun gelişi. Gelişi bozdu da ben para bakımından değil de işte üstlenme şey rol yani biraz aldığı sorumluluk aynen o bakımdan. Yani dolayısıyla şey Suluk Aslan biraz süreleri azaldı. Biraz omuzundaki o sorumluluk azaldı. Yani bana göre 10 etkisi çok fazla ama son birkaç maçta biraz toparladı Sulukas. Yani daha iyi gidiyor şimdi. Yani birbirleriyle oynamaya alışmaları lazım. Biraz da o da liderlik savaşı da oldu. Yani Final Four kesinlikle zor diyor musunuz şeyde? Ya, bu sene mi? Bu yıl. Playoff zor. Önce playoff'a bakıp olacak mı şu an? Evet. Yani geçen hafta 8'in içerisindeydi. Bu hafta 9'un içerisinde. Aynı puan farkı yok ama yani işte 5 takım girdi oraya şu an. Kimki girdi? Yani Olympiakos girdi. Aynı puanda çok takım var o alt sırada özellikle. Valencia hiç hesaplı yoktu orada. Şimdi mesela yarın Cuma günü Valencia Fenerbahçe maçı var. Çok kritik. Fenerbahçe yenerse hem ikili avarajı alabilir Valencia'dan hem de Valencia'yı da puanı eşitleyebilir. Yani son haftaya kadar kritik geçecek Fenerbahçe ama evinde büyük maç kazanamıyor. Yani ilk 8'deki, 7'deki takımları hiç yenemedi şu ana kadar. O özellikle bir kaç yıl önceki ritmini kaybetti. Yok. Geçen sene geçen sene 15-15 yapmıştı evinde. Yani eskiden Fenerbahçe Ülker Arena'ya giden insanlar hani nasıl olsa buradan yenilir diye düşünüyorlardı. Şimdi neden olmasın diye gidiyor bütün takımlar oraya. Yani benim arkadaşlarım var son Real Madrid maçında. Evet yani. Hiç çıkmadıysa diyor. Üçüncü periyotta boşalttılar. Aynen öyle. Evet. Son trafiğe kalmamak için. Yani ümidini o kadar kaybetmiş ki taraftar. Yani evet. Trafiğe kalmamak adına çıkıyor adamlar. Işığı görmüyor takımlar. Aynen yoksa işte. Maç kaybedebilir. Maç kaybedebilirsin ama ya eksik olan şey o enerji yok. O mücadele, o ruh yok. Mesela benim çok fanatik arkadaşlarım var. Fenerbahçeli. Ondan sonra ben işte hep konuşuyoruz falan onlarla. Söyledikleri konu var. Ne yapalım bu sene de böyle olsun. Bir sene de başarısız olma hakkı var yani. Obradovic'in tabii ki canım. Yani Obradovic'in Panathinaikos'u 13 sene kaldı. 8 ama sene iyi bütçelerle gidiyorlar. 5 şampiyonluğu yani Fenerbahçe bütçesi kaç? 30 milyon euro'nun üstünde. Olabilir ama 5. bütçe falan yürürlükte. Yani bir de yani şu var. Ona bakarsan her sene CSKA şampiyon olmalı. Bu sene Barcelona'nın bir bütçesi var. 50 milyon dolara yakın. Şimdi Barcelona biliyorsun kuruluş yıl dönümü. Ve kesinlikle Final Four'da şampiyonluk istiyorlar. Onu bir Real Madrid de Barcelona şampiyon olmasın diye ekstra bir bütçeyle girdi işin içine. Muhtemelen bence bir Real Madrid-Barcelona arasında bir şey final olacak mi? Gibi sanki. Efes var. Anadolu Efes müthiş. Anadolu Efes var. Şu anda bence en büyük favori o. Efes, yani pik yaptı yani. Efes yani tartışmasız şampiyon olur. Ya, hakikaten pik yaptı. Çünkü geçen sene final oynadınız. Ergin Ataman da söyledi yani. Bu arada da maç 13-4 oldu. Ha. Oynuyoruz dedi şu an. Bu arada da 13-4 oldu. 13-4 evet. Nedir yani kapıda bakalım mı? Bakalım. Şimdi şöyle bir şey var. Toplam sayı. İlk kere. Genelde söyleyeyim. 148.5 üstü. Ya bence Galatasaray çok sayatamıyor. 60'larda kalır gibi. Herhalde Galatasaray burada dediğin gibi birazcık şey skora katkı sağlayamayacak. Şu an için alt diyorum ben. Fenerbahçe oyunu domine edecek gibi gözüküyor. 148.5 üstü olur mu? Olmaz bence. Olmaz mı diyorsun? 1.80 çünkü şeyi. Olmazı. Olmaz diyorum ben. Evet. Olmazı 1.80. 150'ler var mı? Daha makul bir şey. Var tabii. Daha makulden öneririm.
Mesela şöyle yapalım. 152'den var. Fenerbahçe 82.5 üstüne gider mi şeyde maçta? Yani şu an için gider gibi gözüküyor ama bence yani toplam biri, sayı 150'ler mi diyorsun sen şeyde? 16'lı önerebiliriz. Şey var sadece şu an 150.5 6 var tamam, şeyde. Tamam onu önerdim ilk önerimiz. 150.5 6 mı diyorsun? 1.75. Evet. Çok iyi. Evet, ben çünkü gidişat öyle mi diyorsun? 80'leri bulsa Galatasaray 70'leri biraz zor bulacak gibi. Tabii kopmaz o şimdiden. Ama ilk yarı toplam sayıya bakalım. Bence maç sonundan ziyade. İlk yarı toplam sayı evet. Tamam. Hemen bakıyorum. İlk yarı 6 üstü 74.5 var. 74.5 Galatasaray'ın biraz daha tabii şey yapması gerekiyor. Yani skora katkı sağlaması gerekiyor. Ne diyorsun abi? 74.5 Yani olabilir. Şimdi Fenerbahçe baktığı zaman çok iyi başladı maça. Evet. Yani böyle oynadığı, çok iyi başladığı maçlar var. Sonunda rakip takımı yakalıyor. Yani bir de basketbolun genelinde arkadan gelen takım her zaman daha şanslıdır. Ben bu farkın kapanacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray'da biraz belirli bir rakama ulaşır. Yani 60'ları geçer Galatasaray. O yüzden 150 kaçtı? Buçuk muydu? 150.5 150.5 alt. Evet bence çok güzel bir rakam abi. Demek ki ben şunu anladım Tamer abinin fikrinden. Yani Galatasaray diyor ki maçı bir şekilde ortak olacak. 18-10 şu an 8 sayılık bir fark var. Kaçı bulur abi? 60'ları 70'leri bulur mu sence Galatasaray? Bulur. 60'ları bulur 70'leri bulur bana. Yani. Fenerbahçe 82.5'u geçer dedin çünkü şeyde az önce. Yani 83 desek, 60 desek 143 yani 150'yi zorlar mı şey sayı, toplam sayı? Yani ben çok o kadar sayı, çünkü şunu şey yapacağım. 152.5 alt var 150. Şu anda. En yüksek skor. Skor. Yani bence 152.5 olmayacak gibi duruyor şu anda. O bir şey çünkü 1.70 şu anda orada. Evet. Ama bu o zaman 154 falan da vardır. Var var. Tabii onlar da var. Onu ben en yüksekten bakalım diyorum ben ya. Ha en yüksekten mi? Evet. Şu an 154 var. 6. 1.65. Tabii basketbol olduğu için arkadaşlar yani çok hızlı bir şekilde oranlar değişiyor. Onu söyleyeyim. 155 var. 154.5 var. 155.5 var. 155.5 6 1.65. Hani sanki bu biraz daha garantili. Bence mi? Biraz daha garantili. Evet. Yani Fenerbahçe çok kolay hücum ediyor, çok rahat sayı buluyor. Galatasaray'ın biraz direnç göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Yoksa çok, yani 20 sayıda falan gidebilir fark. Cengizhan Cengiz demiş ki selamlar herkese, özellikle Gökhan Bey'e demiş. Sedat Oral, Gökhan abi ilk yarı 70 sayı üstü olur mu demiş. Ya şu an olacak gibi duruyor. Güven mikrofonda problem var demiş ama bir problem var mı? Ha düzelmiş. Güven söylemiş pardon özür dilerim. İlk yarı 70 üstü. 35 sayı zaten. Şimdiden oldu zaten. 22, 35 bence geçer. Geçer mi? Geçer. Kaçı geçer anlamadım. 70'i. Soru soruyor. Ha şeyi. İlk yarı 70'i. Evet. Doğru. Kaç ilk yarı mesela 70'den başka neler var? 70.5 alt 1.75 var. Bence üst olur 70. 77.5 1.80. Yok 70.5. 70.5 üst mü diyorsun? Evet, sen? Var mı? Vardı. Bir daha bakayım. 70.5 üst 1.45'te. Bence değerli. Bir üst mü diyorsun üst, sen? Üst. 1.45 şu an. Bence 70.5 üstü. İlk yarı 70.5 üstü bir öneri verebiliriz de bence. Bir de şöyle bir şey var. Şimdiden zaten 36 sayı oldu. Bir 36 olsa geçiyor. Bence biraz daha hani bir bakmak lazım olaya. Şu an maç başlayalı öyle çok İlk da olmadı. Yok, İlk periyodu bitirelim. Bir ikinci tamam. Periyot var. Üçüncü periyot var. Ama o sayılar kalmayabilir. Maç sonundan ziyade maç sonunu bekleyelim bence. İşte onu diyorum. Aha. Yani biraz beklemek lazım. Yani tamam oynayın o ayrı da. Basketboldan çıkarabileceğiniz böyle şeyler var. Güzel bahisler var bence. Ama burada tabii ki doğal olarak Fenerbahçe şu anda 22-14 önde. Yani karşılaşmanın doğal favorisiydi. Ve oyunda şu anda domine ediyor. Ve 22-14'lük bir üstünlüğü var. 16 oldu. 16 oldu. Yani. Galatasaray da fena katkı sağlamıyor şey, evet, skor evet. Anlamında.
Kimler var kadroda? Şey ilk 5'te şu an Sulukas'ı görüyorum. Fenerbahçe klasik ilk 5'e başladı. Sulukas. Ahmet mi o? Ahmet Veseli mi? Veseli. Ahmet var. Veseli vardı. Ahmet girdi. Derek Williams, De Colo. Yani çok da kötü bir 5 değil yani. İyi bir 5. Bu arada da Galatasaray'da 3 tane yabancı şey, yerli oyuncu girdi. Onlar kapattı farkı. Aynen. Çünkü savunma yapmadı. Can Korkmaz, Yiğit Aslan girdi. Bir de Ege var girdi. Şu anda. Ve daha iyi savunma yapıyorlar. Ki hani Can Korkmaz'ın da şu son zamanlarda var. Şöyle girse girdi hakikaten. Yani var yani, yani. Çok rahat geçecek gibi. Bence mola aldı. Varsa hala alsınlar 70-72 değişmeden oranlar. Yani Galatasaray da beklediğinden bence fazla skora katkı sağlıyor. Bu önemli. Bu da son şey basketi. Yiğit de sakatlıktan çıktı ilk maçı. Yiğitsin. İyi başladı. 70.5 gitti. İlk çeyrek gitti mi? 72 varsa ilk çeyrek bitti. 72 de alınır. Üstü kaldıysa. Şey mi diyorsun 72? 73.5 var. 74.5 var. 79.5 var. 78.5 var. 73'e geçer. Bence şeyi geçer abi. Deplasman 73.5 üstü. O da ha şey mi diyorsun? İlk full yarı. Maçta mı diyorsun ilk yarıda? İlk yarıda. İlk yarı 79.5 üstü var. 70. Geçer mi diyorsun? Daha aza mı gidelim? O bayağı arttı. Bak 170'lerden nereye geldi? Arttı, sürekli artıyor. İşte o 70'ten önerdik inşallah. Şu an 78.5 üstüyle ilk yarı için konuşuyorum. 79.5 üstü limitte. Şeyde. 1.55 var. 79.5 üstü de 1.65. Ama sanki böyle geçecek gibi diye bir şeyim var. 73.5'ü bulur bence de. Yok kalmadı. Galatasaray mı? Ya yok şey duruyor ya. Ha bir dakika evet. Yok abi var. Şu an şey var. 78.5-79.5 var. 72'lerden nereye geldi? Tabii. Deplasmanmış evet. Ama yani hep en çok sayı ilk periyotta oluyor. Evet. Yani o tepkiyi Fenerbahçe tabii, koydu zaten var. Maçın başından beri. Bir de ikinci periyotta rotasyona giriyorlar. Biraz dengeler şey oluyor. Evet. Düşebiliyor skorlar. Ama maçın genelinde şunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe tabii ki ağır favori. Yani kadro olarak baktığı zaman aynen. Bugün Avrupa'nın bile en iyi kadrolarından bir tanesi Fenerbahçe'nin elinde ki yani Nanda De Colo en iyi kazanma şansı. En iyi oyun kurucu. Veseli en iyi uzunlardan bir tanesi. Yani Avrupalı uzun olarak. Galatasaray maç kazanma şansı varsa eğer 3 veriyor çünkü. Bana sorarsanız çok düşük bir oran. Yani Galatasaray maç kazanması adına. Yani 1-0-8'e Fenerbahçe fena oynamadı ama Fenerbahçe bir yerden sonra Kimse yapmasa böyle bir çılgınlık yapabilir. Galatasaray'a alabilir. Şu an 2.80'e düştü. Muhtemelen şey, bir sayı mı geldi? Biz de biraz geç gidiyoruz. 22.19 şu anda. Yok attırdılar. Top kayboldu. Şey, ha tabii, top Fenerbahçe'de şu an. Obradovic'in genellikle şeyi vardı, tepkisi var. Tabii Galatasaray maçı için konuşmuyorum. Galatasaray maçı olduğu için taraftar biraz daha geliyor ama lig maçlarımızda çok taraftar gelmiyor. Hani Euroleague'deki o ambiyansı yakalayamıyoruz. Taraftarımız çok gelmiyor, bizi çok desteklemiyor gibi bir söylemi vardı. Siz maç seçiyorlar tabii taraftar. Biz de seçiyoruz. Hayır, taraftar maç seçmesi saha içine de, parkeye daha doğrusu yansıyor mu acaba? Ligde mi? Ligde tabii ki. Tabii her oyuncu dolu tribünde oynamak ister. Boş tribün olunca biraz hevesi kaçabiliyor. Ama şimdi mesela şampiyonluğa giderken de Perşembe günü Real Madrid'i yenmişsin. Büyük coşku. Ondan sonra büyük çekmeceli oynuyorsun mesela. Evet. Pazar günü 1'de. Ama bu Galatasaray maçı olmasaydı bu kadar da olmazdı olmaz yine. Yok olmaz. Bu şey biraz şeyin kelepek etkisi yani. Fena bir de derbi oynadılar haftarız falan filan. Evet. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Anadolu yani. Efes maçları her zaman dolar. Onlar dolar. Ondan sonra. Bu iyi zaten... bir örnek olmadı belki ama. Ama şey hani bütün takımlar için geçerli. Şimdi Fenerbahçe baktığın zaman Avrupa'nın dediğim gibi en iyi kadrolarından bir tanesi. Anadolu Efes de öyle. Zaten yeneceklerini biliyorlar hani diğer takımları. Sadece burada dolmasının sebebi Galatasaray-Fener rekabetinden dolayı böyle. Hani Galatasaray şu anda mesela başka bir takımla oynasaydı Fenerbahçe bu şey olmazdı ki hele o yani Real Madrid üzerindeki o hezimetten sonra hani bence hiç kimse bomboş kalabilir. Ama bir de şu var, Fenerbahçe taraftarı hep takıma sahip çıkıyor kötü günlerde de basket takımına. Yani gene bir destek vermek için, bir ayağa kalkmak için doldurabilir. Yine yani 5-6 bin aşağı oynamıyor. Kombine aşağısı full. Yani tam da olmuyor tabii Euroleague kadar ama yani kötü günlerde de bence Fenerbahçe taraftarı bu takıma büyük destek veriyor. Çünkü geçmişte yaptıkları var. Yani bir senede kötü büyük geçmek kredisi var. Ben bunu şey için söyledim. Hafta içi olması dolayısıyla söyledim. Yani
baktığın zaman hafta içine göre çok iyi seyirci var şu anda. Evet. Bu arada maçta aslında kafa kafaya gidiyor diyebiliriz. Evet. 24-21 Üst Said Kupfak'la gerçekten Fenerbahçe. Obradoviç de geçen Real maçından sonra işte savunma yapmazsan kardeşim bu bir de maç mı kazanacaksın falan diye. Yani ilk defa öyle bir oyuncuları çıkışı vardı. Işte, evet. O da beni hakikaten şaşırttı yani resmen. Maçta 3 sayılık bir Fenerbahçe farkı var şu anda ama Sulukas'la Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. 24-25 oldu. Bir tane de atacak. Muhtemelen 26 olur diye tahmin ediyorum. Yani bir 5 sayılık fark var. Ama Galatasaray maçtan tabii ki kopmadı halen. O can girdi. Hücumları iyi organize etti. Yeni Amerikalı Robertson'la pek gereken katkı alamadılar. Ama canın girmesi toparladı biraz Galatasaray hücumlarını. Yani Galatasaray'da dediğim gibi maçtan henüz kopmadı. Yani maç kopmadı en azından. Yok. Fenerbahçe'nin sağda oynamasına. Özellikle yani. Şey hani atmaktan çok attırıyor. Yani o Ege'ye yaptığı deminki asist muazzam da o smaçla biten. Adam eksiltmesini çok iyi biliyor. Özellikle bu son iki senedir. Berkay bir faul aldı şimdi. Çok zeki bir oyuncu Can. Evet. Aklıyla oynuyor. Bir de yani yaşandıkça daha tecrübeli. Zayıftı çok. Hani o şeyleri kaldıramıyordu ama son zamanlarda o vücudu da şey yaptı yani o kalınlığa erişti. Aynı basketten bir daha yediler. Aynısından bir daha yediler. 26-23. Yani savunmalar oturmadı yani yerine. Aslında fena sayılmıyor. Şey. Evet evet 78-70 geçecek gibi. Gibi sanki. Evet. Ya bu sene şey çok kötü ya. Ahmet Düverioğlu yani evet, hiç beklediğini alamadı. Hatta demin çıkarttığında şimdi Berkay'ı soktu oyuna. O arada da bayağı bir Obradoviç yardırdı Ahmet Düverioğlu'na kenardan. Aslında Ahmet'i Euroleague maçlarında özellikle geçen yıl bayağı kullandı. Çok kullanıyordu. Bu sene düşüşte. Bu yıl hakikaten çok güvenmiyor. Yani haliyle güvenmiyor. Ya, o da bir sakatlandı. Bir sakatlık geçirdi. Ondan sonra Toparlayamadı bir daha. Melih de müthiş bir üçlü. Melih'ten evet, aynen. 29-23 yaptı. O Fenerbahçe ilk yarı 45'leri bulabilir. Şu an 7-37 şey 7-20'lerde. Bir üçlük daha geldi. İyi o da geldi. Evet şimdi 80'leri geçmiştir. Çok iyi. Ora. Yani Galatasaray'da sürekli cevap veriyor Melih'in üçlüğüne. Yiğit mi attı? Yiğit. Şey, evet. Valla Galatasaray'da hakikaten maça şu an için ortak. Güzel ve zevkli bir karşılaşma. Bir üçlük daha geldi. Bu girmedi. Şu anda 55 sayı buldular zaten. Evet. Valla iyi gidiyor karşılaşma. Yani bahis yani. Açısından. Akşam Real Madrid maçı mı var şeydi? Basketbolu. Basketbolu. Yok. Yok mu? Yarın bak. Yarın bak. Ha şey City Real Madrid futbol maçını sormuş. Soruyorsunuz muhtemelen. İki handikap diye bir Ahmet İmrak sormuş. Ve sürekli hani mesajlarımı niye okumuyorsunuz demiş. Var mı başka soru? 70 üstü olur mu demiş iyi yayınlar ama, ilk yarıda. Onu söyledim mi? Söyledik. O olur dedik de 80'e olur bence artık. Kapandı galiba. 80 bile olur artık. Mi? Bakalım şeylere. Bir oranları şöyle bir güncelleyelim. Nasıl? Mesela 1.15'e çıktı maç sonu. Şey Fenerbahçe galibiyeti. 2.60 oldu Galatasaray galibiyeti. Şu anda 29-26. Galatasaray hala maçı ortak. İlk yarı 84.5 üstü var. 78'lerden 84.5. 83.5 da var. 83.5 var. Ama galiba o şey. Son sınırı yani. Şeyde. 82.5 da var ya. Yok yok. 80. O kadar var yani. 83.5'un altı yok. Evet, başka yok. Atıyorum 82.5 yok. 80. Ben görüyorum onu da. Yok yok abi. 83.5 var. Onun altı var mı acaba? O yok. En altta 82.5 var galiba. Var mı? Bir daha bakayım. Ha bir de son. Özür dilerim. Haklı Tamer abi. 82.5 var. Üstü 1.50. Üst. Üst değil mi? Evet. 1.50, 6, 1.75. 1.75. Bence alt. Alt mı diyorsun? 82.5 alt. Bunu da nasıl ayarlıyorlar değil mi? Şey gibi. Ama çok şeyde bitiyor yani. Bazen çok işe yakalayabiliyor mesela 70'den yakaladık. Bak 80.5 geldi. 81.5 geldi. Yani 80.5 1.90. Ha, şu an geldi aynen düştü. 81.5. Oo şeyler geldi. Deplasman ben şunu biliyor musun 75.5 üstü deplasman 73'ten üstledik zaten. Ona bir niyeyse bir yükseldim. Yani Galatasaray 75.5 üstü maç sonu. Mantıklı. Yani 73'ken üstledik zaten. Şimdi ilk yarı 80 kapandı gene. Bu da sayı mı? Yok, yok değil. İşte. 2 dakika sayı olmayınca durdu oyun ama bence şey geçiyor maç. Tempolu geçiyor. Çabuk hücum kullanıyorlar.
Şimdi top suluk hasta. Ama kolay sayılar gitti artık. Evet. Yani daha çok sete set oynuyorlar şu anda her iki takımda. Güzel boşalttı. Ya gitti. Bak şu an bir dakikadır falan sayı olmuyor. O kötü oldu. Zaten hemen şey gitti. Kapandı. Alt üstler şimdi geliyor. Çok değişken tabii. Basketboldaki bahisler futbol gibi değil. Onu söyleyelim. Bir hemen yakalamak. 78,5 yılında. Aynen. Hemen yakalayıp böyle çok ciddi oranları yakalayabilirsiniz. Tabii bu anlamda maçı çözmek lazım. Bir üçlük daha karşı Galatasaray adına. Ama top halen Galatasaray'da derken. 77,5 alt 1.85. Açık mı? Evet. Üst kapalı 77,5. Galatasaray Fenerbahçe uzun yıllar deplasmanla yenemiyor. Sanırım 20 yıl oldu. Yok, demiş 20 yıl değil. Mehmet Emin. 2011'de playoff'ta yenmişlerdi bir kere. Normal sezonu yenemiyorlar ama. 2011 şey mi? Ergin Ataman şeyinde mi? Evet. Zamanında. Evet. Bir de bu salonda hiç yenmedi. Yok, bu salonda bir kere yenmedi evet. Bu salonda hiç yenmedi. Şimdi Galatasaray 29-27 şu anda ve Galatasaray hala maç ortak. Şu anda 29-29 oldu. Maçtan kopmadı Galatasaray. İlk başta maçın ilk başında Fenerbahçe güzel bir seri yakalamıştı. Farkı açmıştı. Benim söylediğime geldi yani. Her zaman geriden gelen avantajdır abi. Ve Fenerbahçe yakalar. Ama dediğim gibi hızlı bir karşılaşma oluyor. Çabuk hücumlar oluyor. Şut daha girmedi bayağıdır. Hücum süresini çok fazla köküne kadar kullanmıyor açıkçası takımlar. Yani şöyle Fenerbahçe bir an önce maçı koparmak peşinde. Yani bu acelecilik acaba... Onlar 20'ler olsun istiyor bir an önce. Maçı bu anlamda Fenerbahçe'nin zora sokar mı acaba? Çünkü öne geçti Galatasaray. Barcelona ilk üçlük geldi ve bu mola geldi. Evet. Üst üste 5 sayı buldu. Evet. 29-32 Galatasaray ve mola aldı Obradovic. İkinci çeyreğin bitmesine 4 dakika 38 saniye kaldı. Galatasaray da şey gelmiş. Kararlı gelmiş. Yani nasıl olsa kaybedeyim havasında değil. Ama bence bir şey söyleyeyim mi? Bu yani bilmiyorum kabul eder misiniz ama futbolun şeyi birazcık yansıyor gibi ya basketbola. Yani onlar biz niye yenmeyelim gibi bir diyebilirler yani. Çünkü şeyi var. Galatasaray basketbolu. Fenerbahçe kaç yıl Galatasaray kaç yıldır yenemiyor dedin? 2011 mi? Ergin Ataman'lı şeyde. Ya bu salonda mı? Bu salonda. Ya yanılmıyorsam 2010, 9 sene mi oldu? 9 senedir en son. Yenemiyorum. 8-9 sene olmuştur herhalde. Uzun süredir yenemiyorum Galatasaray şeyde. Bu salonda hiç kaybetmedi galiba. Arenada. Ne zaman açıldı bu salon? 2010'larda açıldı. Tamam işte. 10 senedir yenemiyor. 10 senedir yenemiyor. Az da değil yani. Bunun kupası var, şeyi var vesaire. Tabii. Zaten o 3-3 final serisinde de tabii. Her takım kendi evinde doğru kazanmıştı. Yani sanki futbolun da birazcık bir etkisi var gibi, bilmiyorum. Psikolojik olabilir diyebiliriz. Yani Galatasaray'ın maça bastırmasının sebebi Fenerbahçe'nin normal artık evinde de maç kaybedebiliyor olması. Hı-hı. Özellikle Euroleague'de. Kaybedebildiği için Galatasaray'ı cesaretlendirdi. Yani Euro Cup'ta baktığı zaman da Galatasaray gene şeyin grupta sonuncu vaziyette ama iyi basketbol oynuyor aslında orada. Güçlü takımlar var şey olarak yani denk olarak. Ama bugün ben burada hani ortaya mücadele koymasının tek sebebini hani Fenerbahçe'nin de artık o yenilebildiğini şey yapması. O cesareti alması. Evet, o cesareti alması. 32-29 Galatasaray Doğa Sigorta önde deplasmanda Fenerbahçe Beko karşısında. Muammer Akça sormuş. Ev sahibi 80.5 üstü girdim demiş. Ev sahibi 80.5 üstü. Yani bu arada yanlış hatırlamış. 9 yıl demiş şey. Mehmet Emin Aydoğan. Tamam. 2 dakikadır sayı atamayınca tabii düştü biraz ama şimdi Veseli ile Dekola girdi. Tekrar. Ve top kaybı. Galatasaray çok top kaybı yapıyor. Yani Fenerbahçe'de şimdi yedekler girince, o rotasyona girince ritmi bozuldu. Şimdi tekrar Veseli ve Dekola'ya döndü. Dekola da müthiş bir pas verdi. Evet, Veseli'ye. Evet. Smaç'la bitti. Ama sanki böyle maç çok da kopmayacakmış gibi. En azından hani son çeyrekte kopar gibi. Kopacaksa eğer. Böyle bayağı kafa kafaya gidecek gibi. Yok, ben Galatasaray'ı şey gördüm, iyi gördüm. Değil mi? Fena değil. Kafa olarak. Yani mental olarak da hazır gelmişler belli ki.
Öyle çok Tamer abinin dediği gibi, gerçi geriden gelen her zaman avantajlıdır. Ok farkı da kapatır, hatta öne geçtiler ama bu karşılaşmada belli ki sonuna kadar kovalayacak Galatasaray. Bir de 13-4 mağlup başladı, ona rağmen tabii düşmedi oyundan. Maç o çizgide de evet devam edebilirdi. Galatasaray oradan kopmadı. Bir top kaybı geldi Fenerbahçe'ye. Çok basit bir top kaybı. Muhtemelen Galatasaray sayıyı bulacak. Of. Müthiş bir sayı. Yiğit'ten bazen Aleyhup 66 sayı, 72 dedik ama Fenerbahçe bayağıdır şey atamıyor. Şöyle mesajlara bakalım. Oranlara baktığımızda şöyle söyleyeyim size. Galatasaray'ın oranı 2-10'a düştü galibiyet oranı. 1-30 oldu Fenerbahçe'nin galibiyet oranı. Bak şu an mesela Fenerbahçe oynanabilir. Oynanabilir, evet. Hani evet, biraz aynen yükselmesini bekliyor. 1-30 Fenerbahçe iyi bir oran bence yani. Fena değil. Yani bir şekilde Fenerbahçe'yi kazanacağını düşünüyorum. Ben de Fenerbahçe kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Basket. Galatasaray kaç yaptı? 36 yaptı. 3 sayı bir fark var. Galatasaray önde. Obradovic surat kıpkırmızı. Ve klasik. 76.5 üstü geldi. Bence geldi. Oynanabilir şu an hemen oynamak isteyenler. Pardon, deplasman geldi. İlk yarı sonucu için ne diyorsunuz? Burada 1.40 Galatasaray'a çok, yani düşük bir oran verilmiş. Fenerbahçe 2-10. Mesela ilk yarı da Fenerbahçe çevirebilirim ilk yarı. 2.44 kaldı mesela. Ya da beraber de çevirebilirim ilk yarı. Bence beraber denebilir. Bayağı iyi bir oran vardı bence ilk yarı. Bak, Fener attı mesela şu an. 35 oldu. Ben ilk yarı Fener oynayabilirim mesela. Evet. Bunu boş geçerse Galatasaray. Yok, dolu geçse de oynanabilir. Hatta ilk kere beraberlik de oynanabilir. İlk kere beraberlik mi yoksa? İlk kere beraberlik şu an için yok diye görüyorum. Bakayım, bir daha bakayım. Ha, ilk yarıda kalkmış. Kalktı. İlk yarıda kalktı. Son. Ooo, bomboş. Galatasaray da bugün hakikaten... Offside taktiği yaptı Fenerbahçe ama... Olmadı. Aynı basketi Fenerbahçe... İkide atıyor. İkide Ege attı. Evet. Çok boş bıraktılar. Ama bu Ege'ninkinden daha şeydi, organize bir şeydi. 38-35 Galatasaray önde. 76'da geçer gibi duruyor şu anda. Yok, evet, bayağı Melih şimdi bir üçlük denedi. Kötü bir atış. Galatasaray hücumu 1.49 kaldı. Hücumlar çok hızlı gerçekten. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de hücumları çok hızlı kullanıyor. İlk yarı Fenerbahçe'nin kazanma olasılığı halen var. Ama şey kalmadı. Oran yok galiba. Yok, şu an şey kapalı. Hala şey ama 1.30 Fenerbahçe şey galibiyeti. Maç sonu galibiyeti. Bence değerli 1.30, iyi bir oran bence. Galatasaray hiç mi olmaz yani diyorsun? İkisi ya olabilir, basketbolda her şey var. Ben dedim ya hani öyle ben deli yani gibi 3'ten alabilirdim diye. Onu kapatıyor muyuz yani o şeyi, kapıyı Galatasaray kazanır. Yok, bence de Fenerbahçe kazanır. O kadar erken de konu, Galatasaray fena değil yani bugün ya. Olsun. Yani, yani o direnci veriyor. İkinci yarı o ara verildikten sonra her şey çok değişebilir. Bence Galatasaray'ın yani bir düşünmek ritmi, lazım bence. O ritmi düşüp Fenerbahçe'nin ritmi yükselebilir yani ikinci periyotta. Tabii Obradovic'in vereceği tepki önemli. Biraz evet, bu 3. periyot, 4. periyodun başında böyle bir hamle olabilir diye düşünüyorum. 3. periyotta başa baş geçebilir. Bir mola var birazdan tekrar. Ama Fenerbahçe'nin bu sene böyle çok mola acayip bir reaksiyon falan göstermiyor yani. Bir hamle yapayım, 5 dakika çok iyi savunma yapayım, 10-0 bir seri yakalayayım. En büyük sıkıntısı onu ya yapamıyor işte. Yani en büyük sıkıntısı da bu uzun rotasyonu. Yani orada o yani yardıma gittikten sonra o dönüşler, o double teamlerden veya show up'lardan sonraki o dönüşleri iyi yapamıyorlar. Zaten bu maçta da 3 tane bomboş kaldı. Senin de söylediğin 2 EG kaldı bomboş. Ya o işleri zaten Derek Williams pek bilmiyor. Löwen oynamıyor ağır, Ahmet de ağır. Bir tek Veseli çabuk ayaklı. O yetişebiliyor her yere ama sadece Veseli de yetmiyor işte. Birçok yediği sayıyı Euroleague'de çok yemedi mesela şunları. Evet. Mesela burada tersten yardım yapmış lazım. Dekolun yani çok bir yemedi yani Euroleague'de bile. Çok konsantre değil savunmaya. Dekolo da gelmiyor o yardımları hiç. Hiç gelmiyor yani. Dekolo yani öyle ki bir şeyin içinden gelmediği için aslında baktığın zaman Itudis hani Obradovic'in yardımcısı, onu o şeylerde biraz hani mantıklar, mentaliteler aynı ama
yine de o hani ben hücuma bakarım abi, ben savunma yani benim işim değil diyor. Yani o düzen içinde tolere edilebiliyordu Dekola'nın. Ama şimdi sadece Dekola değil ki, Sulukas'ın da ön adam savunması çok zayıf. Derek Williams her ne kadar istekli olsa da pek bilmiyor nerelerde duracağını, ne yapacağını, ne edeceğini bence savunmada. Evet. Genel bir sıkıntısı var. 1 dakika 25 saniye kaldı. 38-35 Galatasaray'ın 80 önünde. Sayı geçecek herhalde. Bence geçecek. Bakalım 73. 1-25. Şimdi Fenerbahçe bir serbest vuruş kullanıyor. 75 olacak. 75 olsa. Birer baskette. Geçer muhtemelen. Sanki. Yani 78'i geçer dedik ama bakalım. İlk yarıların hepsi kapalı şu an. Yok, hepsi kapandı ilk yarı. İkinci yere bakacağız. Ben niyeyse böyle bir Galatasaray 2-20'den alınabilir diyorsun. Hala. Bu ara biliyorsun 3 falan da. Ben 3'ten al demiştim sana. Evet, doğru. Cem Ayça demiş ki Juventus, yani futbolla ilgili bir sorusu var. Maçın orada neden bu kadar yüksek sizce sormak istedim demiş Cem Ayça. Haydar Horus Juventus Real'i yener demiş. Juventus Real yener demiş, özür dilerim. Muammer Akça derbi maç gibi olmasın, Galatasaray kazanmasın demiş, bir gülücük koymuş. Tabii Fenerbahçe bir haftada iki derbiyi kaybetmek istemiyor haliyle. Hem futbolda hem basketbolda. Bunun da ekstra bir, yani en azından taraftarlarla da ne bir şeyi var. Yine aynı basket oldu. Aynı hücumdan boş kaldı, atamadı. İkili oyunda. Alan savunmasına döndüler ama 3 tane de hücum ribaundu verdiler. Sonunda Derek Williams'ın faulü var. O da itiraz etti hani değil faul diye falan ama. 38-37 Galatasaray önünde serbest vuruş kaçtı. Obradoviç tabii ki çok sinirli her zamanki gibi. Ama sinirli olmasının da tabii ki sebepleri var. Özellikle savunma anlamında Fenerbahçe o gün problem yaşıyor. İkinci atış. 2-0 attı. 2-0 yani özellikle ikinci atış çok felaketti. Dekolo ile oyun başlıyor. Bakalım 38-37 ilk yarı 50 saniye kaldı hatta, öyle söyleyelim. İlk yarı bitiyor. Bu arada Galatasaray da oyunun ritmini biraz düşürmek evet. için tam sağ prese başladı. Biraz orada şey yaptı. O topu kaptı. Dekolo çok kötü ya bugün. Evet, hakikaten. Yine top kaybı yaptı. Sete döndüler. Bakalım son hücumu. Yani son hücum demeyelim ama en azından. Galatasaray adına son hücum olabilir. Galatasaray adına son hücumu bir şekilde değerlendirmek istiyor Galatasaray. Eğer sayı gelirse çok zorladı ya. Bir top kaybı oldu. Ve orada fena sayıyı buldu. Hatta öne geçti. 39-38 son 18 saniye son hücum Galatasaray'a mola kaldı. Galiba. Mola aldı Galatasaray. Vesili gördün mü? Yani kısa oyuncudan daha iyi kısa savunması yapıyor. Ayakları yani, yani ya, geçim yani. Şimdi sakatlıktan çıkmasına rağmen hani yine sakatlanırım diye korkmadan abi direkt atlıyor. Yani çok beğendiğim bir oyuncu. İlk geldiğinde muazzam, Türkiye'nin en iyi oyuncusu diyordum. Sonra bir ara kızmaya başladım, o bir şımardığı bir dönem vardı yani, her şeye korktu. Gene öyle ya. Yani yok yani şimdi biraz yani daha çok böyle biraz daha düştü şimdi. Gereksiz işler yapıyor sağa şimdi. Ama öbür yani tarafta da baktığı zaman öyle bir yerden yere atlayan, şey yapan, yani o sakatlanırım korkusu olmayan şey bir oyuncu. Yani orada, o da artısı bence, hani ikisi birbirini dengeliyor gibi geliyor.